Yazar mı dedi, yazar mı dedi. Hep kalem yaptık yani. Bak maşallah hep tuttu yani. Şey lazım. Yok yani. Parlatacaksın Abdullah abi. Suyu verdikten sonra tabii. Öyle mi? Tabii. Senin ismin ne amca? Kon TV. Kon TV evet. Kon TV. Senin isim ne? Ramazan Arı. Ramazan Arı. Ramazan abi kaç yaşındasın? 83. Maşallah. Gençliğinde ne yaptın? Şimdi emekli oldun herhalde. He. Gençliğimde mi? Ne yaptın Ramazan abi gençliğinde? Nerelere gittin? Nerelere geldin? Bir bok yemedi bu avara geçti. Bir bok yemedi avara geçti. Evet. Gençliğimde sayacak olursam roman doldurdu da. Oo bir roman yazar diyorsun yani. Hayatım roman. Ramazan. Hayatım roman. Benim çekerim. Ben bıçakçıydım. Öyle mi ya? Çok güzel. Şurada Abdullah abi var. Abdullah. He. Abdullah biraz sizden biraz daha geride. Geride. Çık çık diyor, koskoca mühendis var diyor adamı. Kim?
sinemaya bağladı. Afiyet olsun emmi. Ben? İyi çekeriz. Allah Allah. Bir devirmenle fırınını bıçakçısını şey alamaya çağırır. Şeyleri tabacaklarını çektirirse bir anı ben... Tabii ki düşünüyorum. O yüzden bugün Mehmet abiyle beraber inşallah sizlere Çağlayan mahallemizi, Yakup abimiz de gene Bozkır'dan hatırlayacaksınız. Daha önce Sorkun'la beraber kendisiyle. O da bugün bizimle beraber. Onunla beraber sizlere Çağlayan'ı aktarmaya çalışacağız. Biraz önce söylediğim gibi Çağlayan'ın nüfusu 700 civarında. Tam net bilgiyi de öğreniriz. Onun haricinde Çağlayan mahallemizin geçim kaynaklarından hayvancılık ve hani meyve, elmayla uğraştıklarını biliyoruz. Tarım burada çok yok. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi zaten dağlık bir arazi.